Değerli arkadaşlar, merhabalar. Adem Taşkaya ben. Bugün size 5G teknolojisinden bahsedeceğim. Önümüzdeki 4-5 aylık süreçte ve 2020'nin sonuna kadar bu sistemin tamamlanması bekleniyor. 5G nedir? Sürekli gündemde olan bir konu. Siber dünyada sürekli tartışılan, televizyonlarda, programlarda, yurt dışında bununla ilgili eylemler yapılan bir sistem. 5G teknolojisi yüksek hızda veri transferi sağlayan bir çalışmadır. Buna 5G denir. Zaten G dediğimiz sistem de zaten baktığınızda generation, yani yenilik demek. 5G yeniliği, 5G teknolojisi demek. Buna bakabilmek için öncelikle 5G'nin geçmişine bakmamız gerekiyor. 1G nedir, 2G nedir, 3, 4, 5. Aslında baktığınızda 1G yani birinci nesil kablosuz telefon teknolojisidir ve 1980'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Siyambiyan işletim sistemi dediğimiz gördüğünüz telefonlar, Siyambiyan işletim sistemi telefonlar, bunların kendi teknolojisi yani hücresel ağ teknolojileri 1G ağ sistemi 1G olarak geçiyordu. Sonra GSM teknolojisinin zaman içerisinde gelişmesiyle beraber 2G, 3G, 4G olmaya başladı. 2G de gerçek GSM sisteminin temeli sayabilecek sayısal haberleşme sistemi. Aslında baktığınız zaman SMS aslında buna çok iyi bir etkin oluyor. İstediğiniz kişiye SMS atma teknolojisi 1990'lardan 2000 yılına kadar çok büyük bir özellikti. Sonra baktığımızda 3G teknolojisiyle birlikte akıllı telefonların kullanılmaya başlandığı, daha yoğun bir şekilde dünyamızda yer aldığı sistemlerdir. 3G teknolojisinden sonra 4G teknolojisi, şu anda hala kullandığımız 4G ve 4.5G ismiyle anılmaya başlanan daha hızlı sabit aracılar için bir megapiksten daha yüksek, 100 megapikse kadar hıza kadar çıkabilen bir internet teknolojisiydi. Tabii megabitler gittikçe, teknoloji geliştikçe kilobayt, megabayt, gigabayt değişiyor sistemler. Bakıyorsunuz en son Türkiye'de kullandığımız ve dünyada kullandığımız 4G ve 4.5G Türkiye'de daha kendini göstermediği anda dünyada 5G sistemi tartışılmaya ve yoğunlaşmaya başladı ve bu şu anda İngiltere'de şu anda kendini yoğun bir şekilde gösteren bir teknoloji. Dünya globalleşiyor ve dünya değişmek üzere ve şu anda baktığınızda birçok ülke bunu kullanıyor. Amerika da belirli bölgelerinde kullanıyor. Ama dünya genelinde ve ülkemizde geçişin 2020'nin sonunda daha netleşeceği gözüküyor. Çünkü altyapıların buna uygun olmaması, çünkü 5G nesnelerin interneti teknolojisi anlamına geliyor. Ve Yoğurt nesnelerin kendini müdahale edilmesini zorlaştıran, 5G'nin drone nesnelerinin internet sanal gerçekliğin çok yoğun yaşanacağı bir teknoloji olacak. Bunun için de şu anda dünyada bu çok bert bir şekilde tartışılıyor. Neden tartışılıyor? Güvenlik, yani siber fiziksel sistemler üzerinde, bilgi ve zeka, veriler ve komutlar üzerinde çok büyük bir aslında tasarruf ve gelişim sağlayacak dünyada. İnsanlar bunun için korkuyor. 5G teknolojisi aslında ne? 5G teknolojisi çok yüksek hızda veri transferleri. Her gün televizyonlarda izlediğimiz, gözlemlediğimiz her gün birçok olayda bakıyoruz. Yapay zekayı tartışıyoruz. Bugün dünyada her yerde yapay zekayı tartışıyoruz. Geçen aylarda Çin'de bir doktor 50-60 kilometre uzaklıkta internet üzerinden cerrahi bir operasyon yapıyor. Aslında 5G işte buradaki internetin hızı burada çok önemli. Neden? Anatom cihazların, teknolojik cihazların artık 5G ile beraber örnek veriyorum 1G'de, 2G'de, 3G'de en son baktığımızda 4G'de internetten bir cep telefonunda video indirmeye çalıştığımızda veya bilgisayarımıza indirmeye çalıştığımızda 14-15 dakika gibi bir süre bize aslında baktığınız zaman bir süre yapıyordu, sağlıyordu. Ama şimdi 5G'de bu 1 dakikadan daha az. Belki de 30 saniyeden, 15 saniyeden daha az bir süreye tekabül edecek. Akıllı cihazların, akıllı araçların, akıllı dronların, akıllı savaş sistemlerinin, gereçlerinin kullanıldığı bir noktada artık dünyanın birçok ülkesinde bakıyoruz. Yollarda akıllı arabalar var, sürücüsüz arabalar var. Tepkime alanlarının gelişebilmesi için, iyileştirebilmesi için saniyenin altında bir derecelendirme, internet komutlar olması gerekiyor ve bunun için 5G vazgeçilmez bir sistem. Baktığınız zaman birçok yerde gemi, uçak, nükleer santrallerin
gelişiminde, aynı zamanda siber güvenliklerinde, aynı zamanda dünyada birçok yerde sorunlar çıkarabilecekti bir nokta. Ama neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Neden 5G olmalı? 5G'yi neden hayatımıza almalıyız? Bunu aslında tartışalım. Dünya artık birçok teknoloji açısından baktığınızda 5G'nin artık yoğun bir şekilde hayatımıza girmesi gerekiyor. Neden? Artık dünyada her şey mobil cihazlar ve mobil dünya üzerine kurulu olduğu için internet teknolojileri dünyanın birçok bölgesinde baktığınız zaman çok etkin bir şekilde kullanılıyor ve hız konusunda çok büyük sorunlar yaşanıyor. Bakıyorsunuz şu anda kullandığımız internet 10 megabitlik bir internetin hızıyla şimdi 3. nesil cihazlarda ve 4. nesil cihazlarda işte 20 ve üzerindeki bir teknolojiye baktığımızda bu akıl almaz bir teknoloji. Hayatımızı kolaylaştıracak bir teknoloji. İnsanlar artık istediklerini teknoloji olarak yapabilecek ve internette çok fazla beklemeyecek ve insanların hayatını çok fazla şekilde yenileyebilecek bir teknoloji. Bakıyoruz yapay zekanın insan gibi düşünebilir bir sistemini oluşturabilmek için internetin hızlı olması gerekiyor. Akıllı araçların dünyada baktığınızda yollarda insanlara çarpmaması için tepkimi olana baktığınız zaman 5G'nin çok hızlı, internetin çok hızlı olması gerekiyor. Çünkü anın kararlar vermesi gerekiyor. Analiz havuzundan bir şeyleri getirmesi gerekiyor. Veri tabanından bir şeyleri değerlendirmesi gerekiyor. 5G bu noktada mükemmel bir sistem. Ama bakıyorsunuz dünyada şu anda bununla ilgili acaba 5G'yi kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Birçok insan bunu tartışıyor. Bunu tartışırken bunun maliyet ve yapısal değerlerini göz önüne alalım. Baktığınızda 5G'ye geçtiğimiz zaman ne olacak? Mesela Türkiye için konuşalım. Türkiye'de daha 4G bile sistem, daha 4-4.5G sistemi bile tam oturmamış bir sistem. İnternet yine yavaş. Bakıyorsun istediğimiz hızla değil. Bu bizim bir kere hayatımızı kolaylaştıracak. Peki GSM teknolojileri ve firmaları tarafından ne olacak? Baktığınız zaman tüm altyapıların değişmesi sağlanacak. Neden altyapıların değişmesi sağlanacak? 5G teknolojisi baz istasyonlarının daha büyük değil, daha küçük entegre sistemlerle örnek veriyorum trafik lambalarına, binalarımızın üstüne, birçok şehrin her bölgesine daha fazla maliyet yaratacak. Örnek veriyorum bir ilde 500 tane baz istasyonu varsa bu 4-5 milyona çıkacak. Çünkü hızlı veri transferi, bit speed gibi hızlı veri transferi yapabilmek için baktığınız zaman firmalar, GSM firmaları altyapılarını komple değiştirmeleri gerekiyor. Bu bir kere maliyet açısından çok büyük bir problem. O yüzden mobil firmalar, şirketler baktığınızda GSM şirketleri tahminen önce büyük şehirlerde bunları yapacaklardır 5G'ye geçme modelini. Çünkü maliyet açısından da çok önemli. Yavaş yavaş o geçtikleri bölgelerden, örnek veriyorum size İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi bu illerde altyapılarını hızlandırdık, para kazandıkça diğer bölgelere geçeceklerdir. Çünkü maliyetler çok yüksek olacak. Maliyetlerin artması firmaları zaten bütün baz istasyonlarını ve sistemlerini değiştirecekler için çok büyük bir maliyet riski yaşayacaklar. Aynı zamanda siber teknolojiler açısından da büyük bir risk yaşanacak. Neden? Dünya Ekonomik Forum'un toplantısında 5G ile ilgili bir sunum yapılmıştı. Bununla ilgili şu deniyordu. Yani global riskler raporunda, Dünya Ekonomik Forum'un global riskler raporunda şöyle diyordu. Yani siber güvenlik doğal afetlerden sonra en büyük önemli şey siber güvenlik ve 5G bu teknolojiler olacaktır. Neden? Çünkü siber dünyamızı değiştirecek, istihbarat dünyasını değiştirecek, bazı şeylere ulaşılması daha çok zor olacak. Örnek veriyorum. En basitinden ne olabilir? 5G. Mesela bugün jammer dediğimiz birçok alanda kullanılan, istihbarat alanında kullanılan dinlemelere karşı camilerde internet işte telefon çekmesin Anadolu tabiriyle anlatıyorum. Dediğimiz baz istasyonlarının mesela sinyalleri, telefon sinyallerini kesmek için kullanılan jammerların bugün sinyalleri 3G, 4G değişiyor. 5G'ye geçtiğimizde mesela birçok bombalama, birçok istihbarat olayında telefon dinleme o bu. Mesela 5G'ye girmek ve 5G'ye geçiş yapmak çok zor olacak.
Ve bunun için güvenlik zafiyetleri doğacak. Örnek veriyorum size, birçok devlet ve kurumlarının, devlet büyüklerinin escort araçlarında jammerlar var. Ve bunlar 5G teknolojisine geçmek zorunda kalacaklar. Neden? 5G'ye göre dünyada teknolojik sistemler değişecek ve kendilerini buna göre yenilemek zorunda kalacaklar. Dünya bir şekilde 5G'ye geçmek zorunda kalacak. Hem hızlı internet için hem veri güvenliği ve transferleri için buna geçmek zorunda kalacaklar. Ama bakıyoruz milyarlarca cihaz var. Şu anda dünyada 22 milyar cihaz internete bağlı. Ya bir de bunların siber güvenliğine bakalım. Şöyle bir etken doğuyor ortaya. 22 milyar cihaz bu bir yıl sonra 50 milyara falan çıkabilir. Bunlar eskiden siber saldırılar, bireysel saldırılar üzerinden giderken şimdi çok büyük kitlesel saldırılar üzerinden gidecek. Çok büyük veri hırsızlıkları, çok büyük siber saldırılar yaşanabilir. Örnek veriyorum artık dünyada 5G ile beraber siber saldırılar, teknolojik savaşlar çok gelişecek. Nükleer santrallere, enerji santrallerine, GSM santrallerine, devletin veri tabanlarına, sistemsel veri tabanlarına çok büyük bir saldırı yapılabilir. Bu teknolojiyle ilgili bu dünyada çok büyük bir aslında baktığınız zaman bir korku var. Rus istihbaratının en son istihbaratı bunu istemiyor ve bununla ilgili internette binlerce makale ve sanal Google botlarıyla sürekli aleyhte programlar yapıyorlar ve internette insanları etkiliyorlar. Hatta bunun için yaptıkları Amerika'daki bazı baz istasyonlarının halk tarafından yakılmasına sebep oldu. Güvenlik işte insan sağlığına zararlı o öyle böyle diye. Aslında baktığım zaman 5G aslında trafikte 5 tane şerit demek. Bütün internet sistemlerinin bir arada toplayabileceği hem hız, teknolojik artılar, değerlerin hepsinin bir arada olabileceği bir sistem. İnsan hayatında olması gereken, teknolojiyi yakalayabilmek için olması gereken. Ama devletlerin de bunu altyapılarını, güvenlik stratejilerini çok iyi yapmaları gerekiyor. Çünkü halkın yoğun yaşadığı bölgelerde artık 5G'nin vazgeçilmez bir kitlesel bir ağ olacağını, artık bunu dünyada herkes görüyor. Çünkü akıllı cep telefonları baktığınızda artık hayatımızın bir parçası. Bunu artık kimse görmezden gelemez. Devletler buna göre kendini şekillendirmeli. Çünkü insanlar her şeyin hızlısını istiyorlar. İnsanların vakitleri çok önemli. İnsanların dünyadaki en değerli şeyleri vakitleridir. Trafikte geçirdikleri vakit, internette geçirdikleri vakit. İnsanlar artık her şeyin en fazlasını istediği için 5G teknolojisi, düşünsenize. Yani 1 saatlik bir, 2,5 saatlik bir videoyu 30 saniyede veya 10 saniyede veya bir tıkladığınızda gözünüzü açıp kapayana kadar indirebileceksiniz. Buna baktığınız zaman bu çok önemli bir teknoloji. Ama dediğim gibi devletin bu altyapıyı sağlayabilmesi için kendini bir şekilde yenilemesi gerekiyor. Çünkü yapay zekayı dünyada her gün yapay zeka konuşuyoruz. Her gün internette, YouTube, Twitter'da, Facebook'ta yapay zekaya ait sürekli videolar, görseller izliyoruz. Teknolojiler izliyoruz. Bunları yapabilmek için dronların, örnek veriyorum geçen gün İstanbul'da dronlarla Türk bayrağı çizildi. Ya bu akıllı teknolojileri kullanabilmek için internetin tepkime süresi çok önemli. Yani birbirine karşılık yapabilecek en büyük şey teknolojinin hızlı olması. Yollarda görüyorsunuz artık bu arabalarımız için çok önemli. Çünkü artık arabaların hepsi akıllı sistemlere geçiyor ve tepkim oranları çok önemli. Yolda yaptığınız her hamlede, yapacağınız her hamlede 5G teknolojisinin buradaki artılarını göreceksiniz. Çünkü hızlı internet demek İnsanların güvenliği açısından da çok önemli bir şey. İnsanlar hayatını bir şekilde otonomlaştıracak. Bunun için dediğim gibi Türkiye'nin buna geçmesi biraz zaman alacak. Çünkü daha 4-4,5G'nin sisteminin tamamıyla oturmadığı bir sistem. Firmalar maliyetlerini, altyapılarını buna göre, çünkü artık eskisi gibi büyük baz istasyonları olmayacak. Küçük küçük baz istasyonları olacak. Evlerimizin üstünde. İnsanlar da buna şey vermeyebilir. Çünkü eskiden işte 1 kilometre arada baz istasyonu, işte 500 metre ileride veya 4-5 kilometre ileride yansıtıcı baz istasyonları, sanal baz istasyonu dediğimiz, şimdi birçok apartmanın üstünde küçük küçük baz istasyonları olacak. Lambaların üstünde, sokak lambalarının üzerinde olacak. İnsanların buna biraz alışması zaman alacak. Ama devletler 5G'ye kendini indirgemeli. Artı çok hızlı film izlemek istiyorsunuz, çok hızlı film indirmek istiyorsunuz, çok hızlı internette bir şey yapmak istiyorsunuz. İnsanlar artık
1G, 2G, 3G, 4G, 5G'yi de alacak. Çünkü artık baktığınızda 4. sanayi devrimi bile artık, 4. sanayi devrimi dediğimiz o sistem bile artık 5. sanayi devrimine dönmeye başladı. Artık 5. sanayi devrimi yapay zekalar olmaya başladı. Yapay zekada hızlı internetsiz olmayacak. Artık bu hayatımızın bir parçası ve buna göre kendimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Devletlerin buna göre de altyapısını yapması gerekiyor. 5G gerekli mi? Evet, gerekli. 5G ile ilgili bakıyoruz şimdi, çok sağlığa zararlı bir sistemi var mı? Megahız olarak veya SAR değerleri açısından, telefonların SAR değerleri açısından, internet teknolojileri açısından çok öyle bir şeyini görmedim. Değerlerine baktım. Ama Çin'in yaptığı işte bu sistem nedense insanlara kapalı bir sistemmiş gibi geliyor. Bu devletler arasındaki kendi savaşları, kompansasyon savaşları, bunları kendi aralarında yapacaklardır. Çünkü bu teknoloji önemli bir teknoloji. Siber istihbarat açısından, her teknoloji açısından önemli. Olması gerekiyor böyle bir teknolojinin. Yarın bu bitecek. 6G teknolojisine de geçeceğiz. Dediğim gibi 5G, yani 5 yeni nesil. Dünya değişiyor. İnsanlar değişiyor. Yeni nesil teknolojiler gelişiyor. Yeni nesil teknolojiler geliştikçe yeni nesil teknolojilere uygun yeni internet ve sistemleri oluşturmak gerekiyor. 5G de bunlardan bir tanesidir. Son zamanlarda sürekli televizyonlarda tartışılan koronavirüsle bir alakası var mı? Kesinlikle yok. Onu söyleyeyim. Kesinlikle alakası bile yok. O bu bakteriyel bir sistemle sağlık açısından bu teknolojinin hiçbir, yani 4G neyse, 3G neyse, 5G de sağlık açısından o. Bu oyunlara gelmemek gerekiyor. 5G'ye de devletler geçecek. Biz geçeceğiz. Çünkü her şeyin hızlı olmasını istiyoruz. Çünkü hızlı bir hayat yaşıyoruz. Onun için 5G küresel dünyanın kullanacağı bir sistem olacak ve hayatımızı kolaylaştıracak bir sistem haline gelecek. Çünkü otonom cihazlar, yollarda akıllı arabalar, akıllı cihazlar, artık birçok şeyi akıllı cihazlar üzerinden gideceğimiz için ameliyatlar, her şey açısından baktığımız zaman bu teknoloji bizim için çok değerli olacak. Ama siber güvenlik açısından baktığımız zaman bizi çok riskli de zamanlar bekliyor olabilir. Çünkü artık akıllı sistemlerle beraber, yapay zeka sistemlerle, hızlı internet sistemleriyle beraber nükleer saldırılar olabilir. Elektrik, GSM teknolojilerimize teknolojik saldırılar artacak, kitlesel saldırılar artacak. Dünyanın gelişimi, internet gelişimiyle alakalı bir şey. O yüzden yine biz kendi altyapılarımızı buna göre yapacağız. 5G yeni nesil teknoloji geliyor. Türkiye ve dünya buna hayır gözünü kapatamaz. Çünkü hızlı cihazlar, hızlı teknolojileri gerektiriyor. Bunun için de 5G hayatımıza hoş geldi diyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.